Evet başkanım, müjdeli haber. Kuzey Irak'tan geldi. Kayseri 2016'da hain saldırının planlayıcılarından bir tanesi daha Emniyet Teşkilatı ve MİT tarafından yapılan ortak operasyonda yakalandı. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz efendim? Evet, bugün aldığımız haber, biz şehit aileleri ve gazilere sevin dedi. 17 Aralık 2016 tarihinde 1. Kumanda Otugay Komutanı'nda görevli olan kahramanlarımızın çarşı izine çıkması esnasında halk otobüse canlı bombanın saldırması sonucu 15 tane kahramanımız şehit olmuştu. 54 tane kahraman askerimiz de gazi olmuştu. Bu askerlerimizin şehit olmasına, gazi olmasına sebep olan katillerden biri Irak'ta MİT'imizin ve Emniyet Teşkilatımızın ortak operasyonu sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Getirilmesi bir şehit aileleri ve gazileri sevindirdi. Bizim devletimizden şunu istiyoruz. Bu katillerin, bu hain terör örgütü PKK'lı teröristlerin ifadeleri alınarak idam edilmelerini istiyoruz. Cezaevlerimizde binlerce terör örgütü elemanı yatıyor. Askerimizi, polisimizi şehit ettiler. Dağlarda, zor şartlarda yaşarken devletimiz tarafından yakalanarak cezaevine konan terör örgütlerinin çok iyi bir hayat yaşadıklarını düşünüyoruz. Ve bu terör örgütünün cezaevlerinde değil de ifadeleri alındıktan sonra topluca idam edilmelerini istiyoruz. Biz çünkü bu terör örgütünden en çok canı yananlar bizleriz, şehit aileleri ve gaziler. Devletimiz zor şartlarda mücadele ediyor bu terör örgütü tarafından. Bu terör örgütü yalnız değil, dünya devletleri, Amerika, Avrupa, İsrail bu terör örgütünün her zaman destekçileri oldu. Ve bu terör örgütüne karşı son yıllarda başarılı bir operasyon yapıldı ve terör örgütü bitme noktasına geldi. Bu terör örgütünün bitirilerek Türkiye'mizin huzura kavuşacağını düşünüyoruz. Ama yakalanan bu terör örgütlerinin de askerimizi, polisimizi şehit eden terör örgütlerinin de idam edilmelerini istiyoruz. Biz ancak acımızı bir nebze de oldu hafifleteceğini düşünüyoruz. Çünkü burada 15 tane canımız gitti. 54 tane askerimizin de uzuv kayıpları var, gazi oldular. Bu şehitlerimizin ailelerinin acısını yakalanarak cezaevine konması hafifletir ama acılarını tazelenmesine de sebep olur. Yine gazi arkadaşlarımızla da şu anda konuşuyoruz. Konuştuğumuz gazi arkadaşlarımız var. O arkadaşlarımız da bu terör örgütünün yakalanmasına seviniyorlar ama idam edilmesini istiyorlar.